Şimdi şöyle denmiş. 9'a bölündüğünde bir kalanlığı, sıfır kalanlığı verenler birinci grubu, bir kalanlığı verenler ikinci grubu, iki kalanlığı verenler üçüncü grubu oluşturmuş. Böyle sıralanmış. Bu şekilde gruplandırılmış. Sonra gruplardan bir tanesinden üç tane seçilmiş. Diyelim ki şu gruptan, böyle değil de bu gruptan üç tane seçildiğini düşünelim. Sonra diğer gruplardan da birer tane alınıyormuş. Yani buradan bir tane, buradan bir tane, buradan bir tane. Aslında bütün gruplardan birer tane alınıyor. Biz bunu şöyle düşünürsek 1 artı 2 gibi bütün gruplardan birer tane alınıyor. Sonra grupların birinden de 2 tane alınıyor. Ben şimdi ikinci grup dedim ama hangi grup olduğunu bilmiyoruz. Şöyle sileyim bunu. Biz o 3 tane aldığımız grubu bilmiyoruz. Ona y'inci grup diyelim. Y grubu. Şimdi gruplara bakarsak ikinci grup bir kalanını verenler, üçüncü grup iki kalanını, işte dokuzuncu grup sekiz kalanını. Demek ki y'inci grup y-1 kalanını veriyormuş. Bu kalanını veriyormuş bunu. Şimdi şöyle denmiş. Bu sayıların hepsi toplanıyormuş. Hepsinden birer sayı alınıyor. Alınan sayıların toplamı x. X sayısı ikinci gruptanmış. Yani x sayısı İkinci gruptan olduğuna göre 9'a bölündüğü zaman 1 kalanını verecek demektir. Hangi gruptan alındığını soruyor. Yani y'yi soruyor. Şöyle ele alabiliriz. Şimdi her gruptan bir tane sayı alıyordu. Bir tane sayı. Birinci gruptan alınca 0 kalanını. İkinci gruptan alınca 1 kalanını. Sonra üçüncü gruptan 2 kalanını verecek. Artı dokuzuncu gruptan alınca bu da 8 kalanını verecek. Toplamları bunlar olacak. Kalanları toplayacağız. Yine 9'a böleceğimiz için. Sonra Y grubundan fazladan iki tane daha alıyor. Toplam üç tane almıştık. Bir tanesini burada saydım. Diğerini de iki tanesini de yanına yazıyorum. Kalan Y-1 olacak. Yani iki tane Y-1. Bu sayıların toplamı X'miş. Biz X'in 9 ile bölümünden kalanı arıyoruz. Yani şunu arıyoruz. Bu 9'a bölündüğünde ya da şöyle yazayım. Şu 9P olsun. 9'a bölündüğünde ne kalır? Şuradaki k bizim araştırdığımız şey. Şu toplamı bulabiliriz. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı. Bu 8 çarpı 9 bölü 2 olur. Şu ikisini çarpıyorum. 2 çarpı y, 2y, eksi 2 eşittir 9p artı k. Aradığım şey k'ydı. Şimdi tabii daha doğrusu k değil. Bu kalan ikinci gruptan oluyormuş. Yani şuradan elde edilen kalan, şunu sileyim, ikinci gruptan oluyormuş. Yani kalanımız 1 çıkıyormuş. Bu sayıyı 9'a böldüğümüz zaman kalan 1 oluyormuş. 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum 4. 4 çarpı 9, 36. 2y eksi 2 eşittir 9p artı 1. Şimdi şurası 2y, 36, 2 çıkarırsak 34. 9p artı 1. Bu sayı 9'a bölündüğünde 1 kalanını elde etmeliyiz. Şu sayının 9'a bölümünden kalan rakamların topluyoruz. 3 artı 4, 7. Buradan bizim elde etmemiz gereken kalan toplam 1 kalması için 9 artı 1, 10 olsa, yani şurası 3 olsa toplam 10 olur. 9'a bölünce de 1 kalır. 3 olabilir ama 2y 3 olursa y 1,5 oluyor. Bu grup numaraları tam sayı olduğu için 3 olamayacak. Bunun 9 fazlası da olabilir. 3'e 9 eklersek 12. Şimdi 2y'miz, şunlar 2y'nin değerleri. Şöyle 2y'miz 12 ise bizim y'miz 6 olabilir. Bir 9 fazlasını daha alabiliriz. 12 artı 9, 21 yapacak. 9'ar fazlalarını alabiliyorduk. Yalnız buradan biz 2y'yi hesaplarsak 10,5 olacak. Hem süratli hem de şu 9'u aşmış oluyoruz. Yani böyle bir değer alma şansı yok. Bu nedenle y sayısı kesinlikle 6 olacak. Yani 3 tane sayı alınan grup, şu grup 6. grupmuş.